yaklaşık 7 saatlik bir yolculuk yaptık, tren yolculuğu yaptık. Gece 11.20'de tren hareket etti. Sabah 6.20 gibi Kiev'deydik. Dörtlü kompartımandaydık, 4 kişilik olanda. Alt iki yatakta biz vardık, üst iki yataklı yabancı yolcular vardı. Şansımıza bizi rahatsız edecek bir çift gelmedi. O konuda rahattık. Tren yolculuğunda şimdi ortam çok karanlık olduğu için ve hani kompartımanda bizden hariç de insanlar olduğu için çok fazla ışık açmak istemedim. O yüzden o kısımdaki çekimleri yapmadım. Ama yine size tabii tren görsellerini gösteriyorum. Az çok nasıl bir ortamda olduğumuzu anlamış olursunuz. Güzel, keyifliydi. Böyle bir tren yolculuğu yapılabilir. Daha farklı yerlerde, benzer formatlarda, daha uzun yolculuklarda. Çünkü şimdi burada gece yolculuğu yaptık biz. Hani otel konaklamasıyla yolculuğu birleştirmiş olduk ama yine de tren yolculuğunun süresi, yani sabah çok erken bir saatte bittiği için biraz böyle uykuyu alamadan, tam moda giremeden trenden ayrılmamız gerekti. O yüzden böyle bir hafif yorgunuz. İstasyonda bekledik biraz daha, hani gün aydınlansın ve şehir hareketlensin, öyle çıkalım diye. Trene 1900 grivna ödeme yaptık. Yaklaşık 800 TL civarında bir bilet fiyatı vardı, 2 kişilik bilet. Şu şekilde bir seçenek de var. 2 kişilik sadece kompartımanı da alabilirdik. Ama biz 4 kişilik daha uygun fiyatlı kompartımanı tercih ettik. Arada ciddi bir fiyat farkı vardı. Şehir hareketlenmeye başlayınca da terminalin karşısında Lviv kruvasancısı, oraya geldik. Şimdi kruvasan deneyeceğim. İlk defa tatlı olmayan bir kruvasan yiyeceğim. Kruvasan ekmeğin içinde sandviç şeklinde bir ürün. Bakalım. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Evet, lezzetliymiş arkadaşlar. Fiyatı da 59 grivnaydı. Yani 29,5 TL. Evet, 30 lira. Sandviç için iddialı bir fiyat. Evet. Neyse, ben yemeye devam ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdi Uber'le otele geçiyoruz arkadaşlar. İlk başta Uklon üzerinden araç araştırdık ama 140 grivna civarındaydı fiyatlar. Uber'e de baktık daha uygun olur mu diye. 80 grivna'ya bulduk. Şimdi onunla gidiyoruz, Uber'le gidiyoruz. Ukrayna'ya geldiğimizden beri Uber'i ilk defa kullandık. Bu alternatifi yapabilirsiniz bu arada. Araç bulmak isterseniz ya da işte taksi kullanmak isterseniz Uklon'daki fiyatlar işte bazen yüksek olabiliyor. Uber üzerinden de araştırma yapabilirsiniz. Şimdi otele geçiyoruz, bakalım. Eşyaları bırakıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Kiev'deyiz. Yağmurlu bir gün. Hafif ıslanıyoruz ama hiç problem yok. Şimdi size asker anıtını göstereceğim. Asker meydanını göstereceğim. Biliyorsunuz Nazilerin burada verdiği büyük bir savaş vardı. Yani özellikle Ukrayna üzerinde büyük bir baskısı vardı. O yüzden 2. Dünya Savaşı'na karşı Ukrayna'da özel bir hissiyat var. Ukrayna bayraklarının nasıl olduğu meydan 1945. 2. Dünya Savaşı'nın unutulması, tabii ki oradaki yaşanan acıların unutulması istenmiyor ülkede. Özellikle burada çok çok büyük bir anıt var. Yani buradan da görüyorsunuzdur. Ve şöyle bir şey, hemen onu da dipnotu söyleyeyim size. Anıtın altında sönmeyen ateş var arkadaşlar. Şimdi ona bakacağız. Hadi devam edelim. Şimdi Kiev, Lviv'e göre çok daha metropol bir şehir. O yüzden yapılaşma daha modern, daha teknolojik şehir. Anıt yaklaşık olarak 35-40 metre kadar arkadaşlar, boyut olarak. Altında sönmeyen ateş, etrafında birkaç heykel daha var. Bugün yağmurlu ve gördüğünüz gibi yağmurlu. Thank you.
burada böyle bir sistem yapmışlar. Şöyle. Heh. Elektronik. Herkes siparişini oluşturuyor. Kendisi oluşturuyor yani. Herhangi bir şeyle yüz yüze gelmiyorsun. Personel. Ha, şurada da kasa var. Ama sipariş hazırlanıyor. Evet. Böyle bir McDonald's. Şimdi arkadaşlar, Ukrayna sandığımız gibi ucuz bir ülke değil. Videomuzun ana başlığı bu belki de. Bir tane Big Mac, bir tane de ney bu? McChicken mı? Bir tane Big Mac, bir tane de McChicken menü. Normal boy patates ve içecekler. Şöyle. Sos yok. Ve 226 grivna. Yani 112 lira. Yani dediğim gibi burası sandığımız gibi ucuz bir ülke değil. Arkadaşlar çok iyi bir yeri gezdik. Kiev'in kiliseleriyle, tarihi kiliseleriyle, katedralleriyle meşhur bir yer burası. Yeraltı, yani mağara kiliselerine indik az önce. Yani içeride ben öyle bir şey tahmin etmiyordum. Aşağıda hiç yoksa 30-40 tane keşişin mumyalanmış hali vardı. Şaşırdım, çok şaşırdım. Biraz da ürperticiydi aşağısı çünkü çok dar bir alanda elimizde mum ışığıyla beraber ilerledik. Sonrasında ışıkları yaktılar ama o ambiyansı bize bir girişimizde yaşattılar. Biz tabi ziyaretçi olarak girdik ama içeride çok fazla buraya nasıl diyeyim kutsal dini bir görev olarak gelen çok insan vardı ve mumyalara karşı inanılmaz bir saygı gösteriyorlar ve dini bağlılık gösteriyorlardı. Değişik bir ambiyanstı. Yani benim rahatsız olduğum kısımlar vardı. İyi hissetmediğim kısımlar vardı. Bir kere çok dar bir alan, çok basık bir alan yer altında. Şu ana kadar burada 40 milyon turist ziyareti olmuş. O kadar yoğun ve ilgi gören bir yer. Ben şaşırdım, yeni öğrendim. Gelirseniz ziyaret edip etmemek size kalmış ama ben olumsuz etkilendim diyebilirim. Avrupa'nın en ihtişamlı metrosundayız. 1980'li yıllarda yapılıyor bu metro ve içerisinde 80 çeşit mozaik bulunuyor. İsmi Zolotaya Vrata. Çok ihtişamlı ve sanatsal bir metro olmuş. Şimdi biraz istasyonun detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar, Kiev Altın Kapı'dayız. Kapı altın değil, kapıdan geçiş için altın verildiğinden dolayı kapıya altın kapı denilmiş. Burası şehrin giriş kapısıymış. İçerisinde de bir tane kilise var. Buradaki tek altın renginde veya altınla bağdaştırabileceğimiz şey kilisenin kubbesindeki sarı renkli metal diyelim. Onun dışında da burayı geziyoruz.
Sofya Katedrali'ndeyiz. Burası 11. yüzyılda yapılıyor ve Ukrayna Hristiyanları için önemli bir anlam taşıyor. İçerideki mozaiklerde İncil'den sahneler bulunuyor ve dönemin taç giyme törenleri burada yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kiev, Saint-Michel, Altın Kubbeli Katedral'deyiz. Katedralin yapımına 1106 yılında başlanıyor. 1200'lü yıllarda birçok saldırıya maruz kalıyor. Özellikle Moğol saldırısı sırasında kubbeleri altın olan katedralin kubbeleri saldırının hemen öncesinde sökülüp saklanıyor. Çalınmaması için, Moğollar tarafından yağmalanmaması için saklanıyor. Daha sonrasında tekrar saldırı bittikten ve kuşatma bittikten sonra tekrar yerleştiriliyor. Katedralin tam ortasındaki kubbede baş melek Mikail'e adanmış bir anıt bulunuyor. Şimdi katedralin içini gezelim. İçeride çünkü göz alıcı freksler ve mozaikler bulunuyor. Hadi beraber gidiyoruz. Kurmuşlar. Üşüyenler girip burada ısınıyorlar. Şöyle ısıtıcılar var, elektrikli. Burada ısınıyor. İnsanlar bekliyorlar, oturuyorlar. Mola veriyorlar. Şimdi Kiev'de meydandayız arkadaşlar. Burası yılbaşı süslemesi yapılmış. Güzel bir yer. İnsanlar toplanmışlar. Gayet keyifliler. Evet arkadaşlar, Ukrayna macerasının sonuna geldik. Şimdi ülkenin ekonomik durumuyla ilgili söylediğim her şeyi geri alıyorum. Çünkü ülke ekonomik açıdan gayet iyi. Yani enflasyonun etkisiyle büyük ihtimal bu fiyatlar bu kadar yüksek ama Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman pahalı kalıyor hatta. Şu an Kiev'deyiz. Kiev gayet metropol bir şehir. Yani Lviv'deki gibi İşte kötü bir peyzaj ya da işte kötü bir çevre, bakımsız yollar falan yok. Gayet iyi bir şehrin durumu. Ama fiyatlar dediğim gibi yüksek. Yani birçok şeyde alkol hariç ürünler yüksek. Yani ürün fiyatları yüksek. Onun dışında şehir gayet güzel. İnsanlar sakin ve güvenli bir şehir. Yani ben herhangi bir huzursuzluk ya da tedirginlik yaşadığım bir yer olmadı açıkçası. Lviv'de daha çok bunu hissetmiştik.
Ama burası gayet iyi. Sistem güzel işliyor. Ben şehri beğendim. Sevdim. İşte tek olumsuz yanı herhalde soğuk hava şartları olması sanırım. Şimdi devam ediyoruz. Bilet alacağım. Geldik. Metroya geldik. Metro bileti bu arada bir kişiye 8 grivna, yani 4 lira yapıyor. Onunla bazı aktarma noktalarından aktarma yapabiliyorsunuz. Gişe var. Şu şekilde gişeden bilet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Metro sistemini çözerseniz eğer ya da tren sistemini çözerseniz çok çok daha uygun fiyatlara yolculuk yapabiliyorsunuz. Biz bugün mesela bu bulunduğumuz yere, katedrallerin bulunduğu yere iki aktarma yaparak geldik. Ama hiç metro istasyonundan çıkmadık ve tek bilet üzerinden geldik. Yani 8 grivna, 16 grivna üzerinden geldik. Gayet rahattı. Hızlı bu arada metro sistemleri de hızlı. Çok da uzak istasyonlar değildi birbirine. Bence burayı çözün. Metro sistemini çözün. Problem yaşamazsınız. Arkadaşlar Ukrayna gezisi bu şekilde. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Vloglar gelecek. Tüm detaylarıyla gezdiğim her yeri size aktarmaya devam edeceğim. Takıldığınız bir kısım varsa sorabilirsiniz. Hepsini yorumlarda cevaplamış olacağız. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki travel'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Just wiggle your hips, shake your chest.